Herkese günaydın, mutlu pazarlar, güzel bir pazar gününe uyandık. Bizler iyiyiz, çok şükür Allah'a. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisinizdir. İnşallah Rabbim sağlık, sıhhat versin. Evlerinize, yuvalarınıza huzur versin, bereket versin. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Hava burada güzel, fena değil. Bir pazar günü için beklenen güzel bir hava, yani dışarı çıkıp gezmek isteyenler için çıkılabilecek bir hava var bugün. Biz bugün erkenciyiz, erken kalktık. Nedense erken kalktık, pazar günü yatılır aslında ama bugün biz erken kalktık bayağı bir. Kahvaltımızı hazırladık. Şöyle göstereyim yine bizim kahvaltı masalarımızın olmazsa olması simit ve poğaça. Ali fırına ekmek almaya gitmişti. Simit ve poğaça falan da almış. Ekmek çıkmamış daha. Ekmek çıkmamış daha. Peki bu aldığın ekmek? Ha, taze. O zaman sabah ilk çıkan ekmek herhalde o. Taze ekmek henüz çıkmamış. Ali de bayağı bir simit poğaça falan almış. Kahvaltımız hazır. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra bugün bizi neler bekliyor hiç bilmiyorum. Bazen diyorum ki sabah kalkıyorum. Böyle bir sabah o... Sabahın verdiği uyuşuklukla hiçbir iş yapasım gelmiyor ve kendi kendime diyorum ki vermiştim ben ona. Kendi kendime diyorum ki ay diyorum bugün hiçbir iş yapasım yok diyorum. Hiçbir iş yapmayacağım ama bir iş yapmasam da ne çekeceğim diyorum ondan sonra. Sonra da ama bir bakıyorum ki gün bir şeyler getiriyor, bir şeyler çıkıyor. Bakalım biz de bugün de aynı şekilde oldum. Pazar günü vermiş olduğu bir uyuşukluk vardı sabah kalktığımda üzerimde. Kendi kendime dedim ki ya bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum falan dedim. Sonra da dedim ki hiçbir şey yapmazsam video çekemem, takipçilerim bekliyor beni. Azıcık geç kalsam, azıcık videoyu yüklemede geç kalsam mesajlar geliyor. Göknur abla neredesin, ne zaman video çekeceksin falan, video atacaksın diye. Bugün de bir şeyler yaparız. Allah büyük, yapacak iş çok. Rabbim yeter ki sağlık saat versin. Ben şimdi çaylarımızı doldurayım, bir kahvaltımızı yapalım. Günün devamında görüşürüz inşallah. Hadi bakalım. Hadi herkes besmelesini çekti mi? Hı hı. Afiyet olsun. Kuzucuğum. Tamam. İçin yanına. Selfie mi yemin poğaçayı. Yakup. Allah olmadı mı? Ekmekleri sen mi aldın oğlum? Ha bebeği. Tamam onun üzerine ilk yapalım. Dolaptan alır herhalde böyle. Ne sıcak ya, kalk. Kar işte yavaş yavaş oldu, hadi.
Tamam, bekle oğlum, bekle. Arkadaşlar da bakın. Arkadaş, Yakup. Arkadaşlarını bir çağır bakayım oğlum. Mamma. Hadi. Ne istiyor? Ne istiyor? Abla evet. Ne istiyor? Bunu ben diyorum o zaman ya. Pizza yok mu Dali? Yok. Mamma ne oğlum, ne yaptın? Tamam, hı, alırız onu. Hadi. Tamam. Ay. Bana ne vereceğim? Hayır, ne yapıyorsun? Dolabı masanın üstüne sürdü. Daha veren nedir? Kızım masanın üstüne çorap da geziyor. O bir ara masayı ayakları çekme. Ayakları sıcakladı, çıkarayım mı dedi. Çıkar dedim. Şimdi geri giy artık. Ayakların şey olmuştu. Tamam. Hayır, bu çorap bir değişti. Altı kısmı uzun, arı kısmı kısa. Yakup, bir arkadaşlar desene. İçtin mi? Çay içiyormuş ya paşa. Nam. Nam 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 nam. Batırma. Batırma. Yakup. Yakup. Ney 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 ney. Ney 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 ney. Güzel mi? Abo. Ördekleri gördün mü sen Yakup, ördekleri? He? Ne ördeği gördünüz? Parktaki ördekleri mama verdin mi? Mama. He? Mama verdin mi ördekleri? Ekmeğe atarak koşuna koşuna gidiyorlar ekmeğe. Ekmeğe. Havhavları gördün mü? Havhav. Havhav. Ekmeğe gider. Yakup. Gördün mü? Thank you.
temizlik yapılır mı demeyin. Yerlere bir şeyler dökülmüş. Süpürdüm her yeri. Bir güzel. Bu odanın her zamanki hali. Artık heh, ne oldu? Şunları böyle kısa programda makineye atacağım için burada bekliyor onlar. Şu an makine çalışıyor. O makine beyazları attım makineye. Makine bittikten sonra şuradaki battaniyeleri kısa programda böyle atacağım. Hava da güzel, çabuk kurur. Heh. Görseldeki çocukları birbirinden ayıran ne tür özellikler vardır? Fiziksel özellikler anneciğim. Birbirinden ayıran biri zayıftır, biri kiloludur, biri esmerdir, biri sarışındır mesela. O özelliklerini, farklılıklarını yazacaksın. Tamam. Mesela bu kız saçları sarı, bu kızın saçları kahverengi. Değil mi? Fiziksel özellikleri diyeceksin. Biri sarı, birinin saçları sarı, diğerininki kahverengi. Biri zayıf, biri kilolu. Bu şekilde yaz. Evet, diğer kuzucuklarıma bakalım. Neler yapıyorlarmış? Evet, ne yapıyorsunuz canlar? Odun mu kesiyorsun? Bunlar da oyun oynuyor. Oyun hamuruyla oynuyorlar. Benim de başlayayım diye ben oynayacağım. Hı hı, tamam anneciğim. Ama bak tamam. Mama. Hı hı. Kelepçe. Makas. Onun adı neydi? Şey. Delici. Delici. Ha? Ne? Delici. Şey işte. Oyun hamuru. Matkap taş değil de. Taş delici. Hilti. Hilti. Tamam taşı deliyor bu. Hilti. Hilti. Kırmık. Kelepçe. Merdiven. Ay sizin oyun oynayasım geldi. Ay makas, kürek. Ay çekicini sevsinler. Çekici. Çekiç mi bu? Yok balta. Evet, balta. Testereye bakın. Tırrrr, testere. Hadi size iyi eğlenceler. Ben de... Evet. Ben de... Ay. Evimi sileyim. Süpürmüşken bir de sileyim. Tertemiz olsun. Banyoya doğru yol alalım. Tripodum da orada kalmış. Kaldırayım o tripodu da. Şöyle şunları bir yere indirelim. Benden önce Yakup başladı temizliğe. Sen babanın yanına git, ıslak yerlere basma. Babası ilgilen Yakup'la. Bak adam uçuyor. Bu adam uçuyor. Sen de uçabiliyor musun böyle? Uçuyor mu Yakup? Thank you.
geldi. Şimdi evi süpürdüm, sildim. Bu hiçbir şekilde camlarda, yüzeylerde su lekesi bırakmayan bezimle de bir güzel şuraların tozunu alacağım şimdi. Önce aynadan başlıyorum. Önce şurada benim küçük Yakup Paşa'mın minik minik el izlerini sileyim. Değil mi? Değil mi Yakup? Bu bezlerle sadece bir defa böyle silmeniz yeterli. Hiçbir şekilde kurulama yapmanıza gerek kalmıyor. Öyle olunca da temizlik kolay oluyor. Hele de bizim gibi çocuklu anneler için temizlik çok kolay oluyor. Burası tamam. Fazla bir toz yok zaten. Şöyle hafifçe alalım. Kaldırayım şuradan. Duvarda da bir şeyler olmuş. Şurayı da bir silelim. Evimizin her yeri oyuncak. Çocuklu evde gayet olması gereken bir durum. Olmazsa şaşarım yani. Yere de Aylin mandalina yerken şuralara mandalina suyu damlatmış. Bakın kaç yer görüyorsunuz. Şuralarda. Bayağı bir damlatmış buralara. Normalde tepsi alıyor yerken. Ama yine de buralar mandalina suyu olmuş. Normalde Bintaktivit'in parlatıcısıyla sildiğim zaman hiçbir şekilde leke kalmıyordu. Şu anda elimizde Bintaktivit'in parlatıcısı yok. Ali Migros'un parlatıcısını almış. Yani Migros'un kendi ürünü olan parlatıcıyı almış. O kadar sildim hiçbir şekilde bakın lekeler hala görünüyor, geçmedi. Bu da sizlere tavsiyem. Kesinlikle Migros'un parlatıcısını kullanmayın. Bakın ben pişman oldum. Artık onu makinenin parlatıcısı olarak. Yani makinada da hiç dikkatimi çekmedi. Parlatması iyi mi değil mi pek dikkatimi çekmedi. Ama mesela parlatıcılar halı üzerindeki lekeyi çok güzel temizliyor. Bintaktivit çok güzel temizliyor. Bu Migros'unkinden memnun kalmadım. Eğer alacak olursanız bilginiz olsun. Bu kadar temizlikten sonra bir de evimize oda parfümü sıkalım. Şöyle güzel güzel kokular sarsın evimize, değil mi? Elsa Vahom'un oda parfümü çok güzel kokuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şöyle Yakup'a bir baksana. Şöyle perdelere sıkıyorum. Çekyatların yastıklarına, üzerlerine falan sıkıyorum şöyle. Evet. Çok güzel bir kokusu var. Muhteşem. Oda parfümü almak isteyenlere kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Elsa Vahom. Çok hoş bir kokusu var. Yavaş yavaş. Balina yaptım, balina. Oynamaya devam ediyor bizimkiler. Gözü, ağzı ve dili. Kürekten de çık dili. Çık bakayım elini. Evet, balinayı andırıyor. Bak. Sen ne yaptın? Senin yok mu? Yapacağım. Birazdan yapacak oğlum. Ama bak. Dur bak. Devam edelim. Hop. Şunu, bununla işin var mı? Yok. Tamam, şu tarafta kalsın. Ama bak. Evet. Evet, çok güzel. Aferin. Bak, ben beni yapıştırdım. Bu kadar.
kadar işlere artık bir kahve molası diyoruz. Yani pazar günü bile iş yaptım. Aman bu da neden biliyor musunuz? Çünkü Ali birazdan işe gidecek. Yani bizim de cumartesi, pazar olayı yok maalesef. Çünkü Ali'nin haftalık izni bazen hafta içi oluyor, bazen hafta sonu oluyor. Hiç belli olmuyor. Birazdan işe gidecek çünkü. Ben de işe gitmeden önce bir kahve içelim dedim her zamanki gibi. Bu defa her zamankinden farklı menengiç kahvesi içeceğiz. İlk defa içeceğim ben. Ali sen içtin mi daha önce menengiç kahvesi? Ali de ilk defa içecekmiş. Güzel. İçtin mi? Ne zaman? Suriyeliler içiyormuş. Suriyelilerle ne zaman haşir neşir oldu? Çalıştıkları o yerde şey oluyor da. Annem. Ne kızım? Şöyle büyük göze koyayım çabuk olsun. Orada fırının üstünde. Tepsiyi de pembeyle mi içeyim ben? Tamam. Senin için ben pembe olanla içeceğim. Kızım için. Kızım için ben pembe olanla içeceğim. Abla tarafı. Evet. Benim iç kahvemiz şuydu. Şimdi kahvemin paketi burada. Üzerinde yazıyor. Ya bir kahve fincanına iki tatlı kaşığı diyor. Ama ben şimdi bilemiyorum. Çok da yoğun olursa tadı güzel olmaz. Belki. Ama çok güzel kokuyor ya. İlk defa içeceğim. Dur bakalım. 1, 2, 3 kaşık koyuyorum. Çünkü normalde her fincana 2 kaşık demiş. Ben 1,5 yaptım. Şöyle bir karıştırayım. Tamam, karıştırdım kahvemi, geri altını açayım. Bakalım nasıl olacak tadı. Bu arada pazar günü diyoruz. Evet, bir yere gidemiyoruz. Çünkü Ali işe gidecek. O işe gittikten sonra ben de kalan işlerime devam edeceğim. Burayı alt kata süpürdüm, sildim, toz dağıldım. Yani burada bir işim yok. Çamaşır falan katlayacağım. Çamaşır katlamam lazım. 2 sepet çamaşır var. Hatta bir sepet de çamaşır serilecek de Ali'yi göndereyim de dedim artık. Yarım saat sonra gidecek. Bir kahve içelim. O gitsin. Ondan sonra çamaşırlarımı sereyim. Sabah hava çok güzeldi. Sanki hava bozuyor. Yani çamaşır da sereceğim ya. Bir de askı da almadım daha ben. Çamaşır askısı. Hoş alsam da bana yetmez o çamaşır askısı benim attığım çamaşıra da. Ya yani bir şekilde idare ederdim. Şimdi dışarıya sereceğim çamaşırı. Hava da bozuyor. Yağmur falan yağar mı bilmiyorum. Bu arada 2 tane battaniyem var. Yeni battaniye onlar. Onları da böyle şey olsun, şoyu gitsin diye. Üzerine hani tüy falan çok dökülüyor ya, yeni battaniyelerde daha yeni kullanacağım. Ondan dolayı böyle kısa programda makineye attım. O fabrika kokusu gitsin, şoyu gitsin. Makinem sıkmaya aldı. Valla menengiç kahvesinin köpüğü alınır mı bilmiyorum ama normal Türk kahvesininki alınıyorsa bunu da alıyorum işte, bakalım nasıl olacak. Annem çok seviyor. Menengiç kahvesini annem çok seviyor. Ama hani hiç öyle alıp yapmalı da. Hani çok önceleri böyle daha gençlik yıllarında falan arkadaşlarıyla toplanıp içerlermiş menengiç kahvesi. Çalıştığı dönemlerde benim annem de çok senelerce çalışmış. Bizler çok küçüktük. Ben hatırlıyorum annemin çalıştığını. Ben Aylin gibi falandım yani. Arada bir iş yerine götürürdü beni. Hatırlıyorum o günleri.
o yılları. O zamanlardan yani hep böyle içerlermiş arkadaşlarıyla falan. Menengiç kahvesi hep der annem. Menengiç kahvesi çok güzel oluyor falan. Alsam da içsem de. Ama hiç almıyordu. Neyse bende var. Artık annem geldiği zaman anneme de menengiç kahvesi yaparım. Neyse tepsimi alayım gideyim ben içeriye. Hadi oyuncakları birleştirdikten sonra bu masayı topluyoruz, tamam mı anneciğim? Tamam mı? Herkes duydu mu beni? Evet. Ben de şu Yakup uyuyorken şu çamaşırları sereyim. Ha annem. Ha söyle. Diğer kabaşını koymamışlar arkasına. Tamam atın o zaman anneciğim. Atın var ki. Belki o gitmedi ama. Şunlar bir serilsin bakalım.
Şimdi bu çamaşırları serdikten sonra bir yığın katlanacak çamaşırım var. Oturup onları katlayacağım. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Tik 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 tik, çok hoşuma gidiyor. Kim uyanmış? Benim minik sarı bacım. Sarı bacım uyanmış. Oy, kurban olsun annesi. Ne varmış aşağıda oğlum? Ne var? Hı? Ne var? Hı? Ne var? Bir şey yok kızım. Parka bakan cephe burası. Göremiyor musun? Şuraya bak sadece. Şuraya. Ama yok, oraya olmaz. Şöyle başını kaldır hafifçe. Tamam, ben sana sonra gösteririm. Şu çamaşırları bir sereyim de, tamam mı? Hadi. Buram kanıyor mu? Yakup da uyandığına göre benim artık hızlı olmam gerekiyor. Evet, artık hızlı bir şekilde çamaşırlarımı silip bitireyim. Yakup uyandı, acıkmıştır. Ona yemek hazırlayayım. Bu arada bu kullandığım yeni yumuşatıcı çok güzel kokuyor arkadaşlar. Hem çok güzel kokuyor hem de böyle yumuşacık yapıyor. İki kutu almıştı Ali. Vernel. Markası Vernel. Şok Market'ten almıştı. Konsantre ürün. Ben memnun kaldım. Gerçekten memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem dokusu çok güzel, yumuşacık çamaşırlar, hem de kokusu harika. Burası da doldu. Geri kalan kısmını öbür pencereye sereceğim. Kapatayım penceremi. Perdemi de çekeyim. Kuzum. Annem, çoraplarını da giydireyim senin ayağına. Uyurken çıkarmıştım çoraplarını. Ayakların üşüdü mü Yakup? Üşüdü mü ayakların anne? Yok. Yok. Çoraplar yok. Nerede? Neredeymiş oğlumun çorapları? Aşağıda. Şimdi aşağı ineceğiz. Çoraplarını giydireceğim. Tamam mı aşkım? Aferin benim güzel kuzuma. Bu arada artık havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Çamaşırları da serdim, bitti zaten. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle gün batımının verdiği kırmızı bir renk var havada, hafif. Böyle bir kapanış yapayım sizlere. İnşallah keyif alarak izlemişsinizdir. Elinde çay kahve içerek izleyenlere selamlar olsun. Bütün takipçilere ve selamlar olsun. Hani ben çayı kahveyi çok seviyorum ya, o yüzden diyorum. Çay içerek, kahve içerek izleyen takipçilerime afiyet olsun diyeyim. Böyle daha doğru oldu. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.